Odisseia destanı, antik Yunan'ın ünlü şairi Homeros tarafından yazılmıştır. Homeros'un yaşamı hakkında kesin bilgiler olmamakla birlikte, M.Ö. 8. yüzyılda yaşadığı düşünülmektedir. Destanın yazılış tarihi de bu döneme, yani M.Ö. 8. yüzyıla tarihlendirilir. Homeros'un bir diğer önemli eseri de İlyada destanıdır. Bu iki destan, Batı edebiyatının en eski ve en önemli eserleri arasında yer alır. Odisseia, Troya Savaşı'ndan dönen Yunan kahramanı Odysseus'un, Ulysses, eve dönüş yolculuğunu anlatır. Destan, Odysseus'un 10 yıl süren yolculuğu sırasında yaşadığı maceraları ve zorlukları detaylandırır. Eser, 24 bölümden oluşur ve toplamda yaklaşık 12 bin mısra içerir. Odysseus destanın ana kahramanıdır, zekası ve kurnazlığıyla tanınır. Penelope Odysseus'un sadık eşi, onun yokluğunda İthaka'da kalan ve taliplerini oyalayan kadındır. Telemakos ise Odysseus ve Penelope'nin oğludur, babasını aramak için yola çıkar. Athena, Poseidon, Zeus gibi Olimpos tanrıları ise destanda önemli roller oynar. Odisseia, Batı edebiyatının en önemli ve etkili eserlerinden biridir. Epik şiir türünün klasik bir örneğidir. Antik Yunan kültürü ve mitolojisi hakkında önemli bilgiler sunar. Destanda anlatılan olaylar ve karakterler, Yunan mitolojisinin ve tarihinin anlaşılmasında kritik öneme sahiptir. Homeros'un dili ve anlatım tarzı, arkaik Yunan dilinin önemli örneklerinden biridir ve epik şiir geleneğinin devamında büyük bir rol oynamıştır. Odisseia'da anlatılan olaylar, Homeros'un diğer büyük eseri olan İlyada'da anlatılan Troya Savaşı'nın ardından gerçekleşir. Eser, antik Yunanistan'ın coğrafi ve mitolojik unsurlarını zengin bir şekilde betimler. Ege Denizi, Akdeniz ve çevresindeki adalar, destanın önemli mekanlarıdır. Alman arkeolog Heinrich Schliemann, 19. yüzyılda yaptığı kazılarla Troya'nın yerini bulduğunu iddia etti. Bu keşif, Homeros'un eserlerinin tarihsel bir temele dayandığına dair kanıt olarak görüldü. Destanda bahsedilen yerlerin coğrafi karşılıkları üzerine birçok teori geliştirilmiştir. Odisseia destanı, hem edebi hem de tarihi açıdan büyük öneme sahiptir ve antik Yunan'ın kültürel mirasının temel taşlarından biri olarak kabul edilir. Odisseia destanı, Homeros tarafından yazılmış olan ve Troya Savaşı'ndan dönen Yunan kahramanı Odysseus'un eve dönüş yolculuğunu anlatan bir epik şiirdir. Şimdi sizlere Odessa destanının hikayesini aktarmak istiyorum. Odessa destanı, Odysseus'un İthaka'ya dönüş yolculuğunun 10. yılında başlar. Tanrılar arasında bir toplantıda, Athena, Odysseus'un eve dönmesine yardım etmeye karar verir. İthaka'da, Odysseus'un karısı Penelope, onun yokluğunda krallığı ele geçirmek isteyen taliplerle uğraşmaktadır. Oğlu Telemakos, babasının dönüşünü umutsuzca beklemektedir. Athena, Telemakos'a rehberlik eder ve onu babasını aramak için cesaretlendirir. Telemakos, Paylos'ta Nestor'u ve Sparta'da Menelaos'u ziyaret eder, ancak babası hakkında kesin bir bilgi elde edemez. Destanın başında Odysseus, Kalipso adlı nimfa tarafından Ogiji adasında tutsaktır. Tanrılar, Kalipso'ya Odysseus'u serbest bırakmasını emreder. Kalipso, Odysseus'a bir sal yapması için yardım eder ve Odysseus denize açılır. Poseidon'un gönderdiği bir fırtına, Odysseus'u denizde savurur ve Faisia adasına sürükler. Burada kral Olkinus'un kızı Nausika tarafından bulunur ve saraya götürülür. Olkinus'un sarayında Odysseus, kimliğini açıklar ve başından geçen maceraları anlatır. Odysseus ve adamları, Kiklops Polipemos'un mağarasına sığınır. Polipemos, Odysseus'un adamlarını yemeye başlar. Odysseus, kendisini, hiç kimse, olarak tanıtarak bir plan yapar. Polipemos'u kör eder ve adamlarıyla birlikte kaçar. Polipemos, babası Poseidon'a Odysseus'a lanet etmesi için dua eder. Rüzgarların tanrısı Aeolus, Odysseus'a eve dönüş yolculuğunu hızlandıracak bir çanta dolusu rüzgar verir. Ancak adamları, çantanın içinde altın olduğunu düşünerek açar ve çıkan fırtına onları geri savurur. Yamyam devlerle karşılaşırlar ve birçok adamlarını kaybederler. Yalnızca Odysseus'un gemisi kaçmayı başarır. Odysseus ve adamları, Körke'nin adasına varır. Körke, adamları domuza çevirir, ancak Hermes'in yardımıyla Odysseus onu yener. Körke'nin büyüsünü bozduktan sonra bir yıl boyunca adada kalırlar. Körke'nin yönlendirmesiyle Odysseus, ölüler diyarına gider ve Bilge Teiresias'tan geleceği hakkında bilgi alır.
Teresias, Odysseus'a eve dönüş yolunda dikkat etmesi gereken tehlikelerden bahseder. Teiresias'ın uyarılarına kulak veren Odysseus, tehlikeli sirenlerin şarkılarından kurtulmak için adamlarının kulaklarını balmumu ile tıkar ve kendisini geminin direğine bağlar. Daha sonra Scylla adlı canavar ve Charybdis adlı girdaptan geçer. Odysseus'un adamları, Helios'un kutsal sığırlarını öldürürler ve Zeus'un gazabına uğrarlar. Tüm adamları ölür ve Odysseus yalnız başına kalır. Phisians, Odysseus'u İthaka'ya götürür. Athena, onu yaşlı bir dilenci kılığına sokar. Odysseus, sadık çobanı Eumaios tarafından ağırlanır. Daha sonra Telemakos ile buluşur ve ona kimliğini açıklar. Baba ve oğul, talipleri alt etmek için plan yaparlar. Penelope, taliplerin Odysseus'un yayını germesi ve okunu Odysseus'un baltaları arasından geçirmesi şartını koyar. Talipler bunu başaramaz. Odysseus, hala dilenci kılığında bu görevi başarır. Odysseus, kimliğini açıklar ve Telemakos ile birlikte Penelope'nin taliplerini öldürür. Sadık hizmetçiler dışında saraydaki diğerlerini de cezalandırır. Penelope, Odysseus'a sadık olup olmadığını sınar. Odysseus, özel bir işaretle, yatağıyla ilgili bir sırrı sorarak kimliğini kanıtlar. Penelope ve Odysseus tekrar bir araya gelir. Odysseus, babası Lartes'i ziyaret eder. Athena'nın müdahalesiyle, Odysseus'un eski düşmanlarıyla barış sağlanır. Odysseus, sonunda krallığını ve ailesini yeniden kazanır. Odessa destanı, Odysseus'un zekası, cesareti ve iradesiyle dolu uzun ve zorlu yolculuğunu anlatırken, sadakat, aile bağları ve eve dönüş arzusunun güçlü temalarını işler. Destan, kahramanlık ve insanlık halleri üzerine derin bir keşif sunar.